Tiroid hastalarında selenyum desteği uygulaması risklidir. Birçok kişiye daha iyi bir yaşam için selenyum takviyeleri veriyor. Hatta bana başvuran birçok tiroid hastasının selenyum kullandığına şahit oluyorum. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki selenyum sadece eksikliği belirlenen kişilerde ve hafif Graves oftalmopatisi olan hastalarda uygun dozda kullanımı önerilmektedir. Bunun dışında otoimmün veya diğer tiroid hastalıklarında rutin selenyum kullanımı kesinlikle önerilmemektedir. Hafif Graves oftalmopati, zehirli guatr dediğimiz hastalığın gözlerin dışarı doğru büyümesi semptomudur. Bu hastalarda selenyum semptomların hafiflemesine destek olabilmektedir. İnsanlarda yapılan randomize kontrollü çalışmalarda Hashimoto ve Graves hastalarında selenyum kullanımı antikorların düşmesini doğrulayamamıştır ve selenyum desteği de bu nedenle rutin önerilmemektedir. Selenyum eksikliği vücut savunmamızı sağlayan glutatyon peroksidaz enziminin aktivitesinin bozulmasına neden olur. T4'ün T3'ün dönüşümü gerçekleşmez. Tiroid bezi radikal saldırısından korunamaz. Selenyum eksikliğinde iskelet kas hasarı yapar, hepatik nekroz, kolon ve akciğerde ödem, üreme fonksiyonlarında azalma ve bağışıklık yanıtında da düşüş gözlenir. Selenyum yetersizliğini önlemek için beslenmeniz, yer fıstığı, buğday, ay çekirdeği, yumurta, baklagiller, susam, soğan, sarımsak, mantardan zengin olmalıdır. Eksiklik varsa günde 200 mikrogram selenyum takviyesi yeterlidir. Yüksek doz selenyumun uzun kullanımı diyabet riskini arttırır.